Benim Fakültem programının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Eğitim Fakültesindeyiz. Yanımda Sınıf Öğretmenliği bölümünden Gamze var. Merhaba Gamze, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi sorularıma geçmeden önce seni birazcık tanımak istiyorum. Bize kendinden biraz bahseder misin? Tabii ki. İsmim Gamze, Süleyman Demirel. Sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Antalya Selik'ten buraya geldim. Bu üniversiteyi tercih ettim. Bu kadar. Peki çocuklarla aran nasıl? Çocuklarla aram gayet güzel. Zaten bu bölümü seçmemde bu çok etkili oldu. Yani küçüklükten beri her zaman çocuklara karşı ilgim çok fazlaydı. Bunu da göz önüne alarak bu bölümü seçtik. Peki neden Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih ettin ve neden bu bölümü tercih ettin? Birçok üniversite vardı. Hepsini tanımam imkansızdı. Bu üniversitede abim okuduğu için bana gözüm kapalı buraya gelebileceğimi söyledi. Zaten çoğu konuda yardımcı olacağını söyledi. Bu yüzden ben bu üniversiteyi seçtim onun onayıyla. Bu bölümü seçmemde de her zaman birilerine bir şeyler öğretmeyi çok sevmişimdir. Bu yüzden öğretmenlik istiyordum. Ama hangi bölümünü istediğimi karar veremiyordum. Çocuklarla aramda olan bağı ne kadar güçlü olduğunu gördüğüm için sınıf öğretmenliği seçmeye karar verdim. Yani sınıf öğretmenliği okuyan birinin aslında çocuklarla arasının iyi olması gerekiyor diyebilir miyiz? Çocuklarla aralarının çok iyi olması gerekiyor. Çünkü kimse hani bir bölümü sevmeden yapamaz, bir mesleği sevmeden yapamaz. Yani çünkü samimi olması gerekiyor çocuklara davranırken. Onları anlamalı, onlarla empati kurmalı, onların yanlışlarını hemen hani göz ardı etmemeli, her şeyine yardım etmeli, koşmalı. Yani onları çok iyi anlaması ve sevmeleri gerekiyor. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olmanın avantajları sence neler? Bence birçok imkana sahip bir üniversite. Olanakları çok fazla. Zaten köklü bir üniversite. Yani bunu buraya gelmeden önce öğrenci araştırınca bunu fark edecekler. Bana göre birçok imkana elverişe sahip bir üniversite. Bu yüzden sevdiği olabilir. Peki fakültenin en sevdiğin özelliği ne? Ben fakültemizin konumunu çok seviyorum. Her yere olan uzaklığı, yakınlığı çok bence ideal bir öğrenci için. Yani canı istediğine kalkıp spor tesislerine gidebilirken canı istediğine kütüphaneye ya da bir alışveriş merkezine gidebilir. Konumu, yeri çok ideal. Sen en çok nerede vakit geçiriyorsun? Ben her üniversitede olduğu gibi çimlerde vakit geçirmeyi arkadaşlarımı çok seviyorum. Yani bir kahve alıp da çimlerdeki o sohbetin tadına doyum olmuyor. Bu yüzden çimler benim için çok özel bir yer. Ben ders içeriğinizi çok merak ediyorum. Böyle öğrencilerle birebir pratik yapabileceğim bir ortam var mı? Şu anda bu sınıfa geldiğim için daha o tarz bir deneyim yaşamadım. Son senemde stajlarım başlayacak ama şöyle oldu. Biz birebir öğrencileri ders anlatırmış gibi ders anlattık ve kendi arkadaşlarımız öğrenci oldu. Böyle bir pratik yaptık. Son senemiz ama stajlardayken bunu daha çok yaşayacağız. Peki öğretmenlerinizle aranızdaki ilişki nasıl? Yeteri kadar faydalanabiliyor musunuz? Ben sınıf temsilcisi olduğum için diğer arkadaşlarıma göre öğretmenlerle aram iki kat daha fazla. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar çok samimiler. Yani bize asla tepeden bakmıyorlar. Her zaman arkadaş canlısı olarak yaklaşıyorlar. Her şeyimize de koşuyorlar. Yani bir sıkıntınız olduğunda çekinmeden bana gelebilirsiniz diyorlar. Hem ders anlatımları bakımından da hepsi çok eşsiz bence. Her zaman bize anlamadığımız yerlerde çok yardımcı oluyorlar. Onun dışında dersler dışında da bize zaten çok fazla yardımları dokunuyor. Yani şöyle söyleyeyim, sınıf temsilcisi olduğum için biliyorum. Diğer arkadaşlarım belki bunun haberleri bile yok. Ama bir yardım yapılacağına öğretmenlerimiz insanların gururunu kırmadan, benim aracılığımla, onların haberi bile olmadan herkese yardım sağlıyorlar. Aslında bu bölümde ne kadar önemli öğretmenlik. Çünkü aslında bir sınıf öğretmeni olacaksın. Ve öğretmeninden gördüğün şekilde de yaklaşabilirsin bir öğrenciye. Kesinlikle öyle. Yani kötü bir izlenim olursa bu sefer kötü sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle. Ama tabii ki öğretmenlerini aran iyi. Çok iyi diyebilirim. Ve onlardan gördüğün güzel şeyler var.
diyor. Çok fazla. Hayatıma yön veren çok fazla olay oldu onlardan gördüğüm. Peki buraya gelecek olan arkadaşlarımız için, bu bölümü tercih edecek olan arkadaşlarımız için, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih edecek olan arkadaşlarımız için söylemek istediğin bir şey var mı? Bir tavsiyen var mı? Tabii ki var. Tabii ki de her üniversiteyi araştırmalar. Kimse hani direkt bir üniversite seçip oraya gitmemeli. Araştırdıkları zaman sevdiğinin onlardan farkını görecekler zaten. Bu yüzden bu üniversiteyi tercih edecekler. Yani ben çoğu etrafımda sınava girip üniversite tercih etmek isteyen arkadaşlarıma burayı tercih ettirdim diyebilirim. Çünkü gözü kapalı buraya girebilecekler ve bana güvenebilirler. Şu anda hatta bir arkadaşımı buraya getirdim. Üniversite gezdiriyorum. Buraya kaydını yapacağız inşallah. Ay çok güzel gerçekten. Son olarak benim fakültemle başlayan bir cümleyi tamamlamanı isteseydim bunu nasıl yapardın? Benim fakültem üniversitenin kalbini attığı yer diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir Benim Fakültem programının daha sonuna geldik. Bugün eğitim fakültesindeydik. Yanımızda sınıf öğretmenliği bölümünden Gamze vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine katıldığı için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu, umutlu olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.